Değerli öğrencilerim, merhabalar. Şimdi üçgende benzerliğin tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Birinci sorumuza bakıyoruz hemen. Diyor ki, alanlarının oranı 64 olan iki karenin çevreleri oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dostlarım, şunu öğrenmiştik köşe taşlarında. İki şeklin benzerlik oranının karesi alanların oranına eşittir. Onu bir göstereyim. Benzerlik oranının karesi alanların oranına eşit. Ya da bunu tersten söyleyelim. Alanların oranının karekökü benzerlik oranına eşittir. Hatta benzerlik oranı çevrelerin oranına eşitti. Bunu da söylemiştik. Şimdi bize alanların oranını 64 vermiş. O halde 64'ün karekökü yani 8 çevrelerin oranına eşittir. O halde bu iki şeklin çevresinin oranı 8'dir der. Geçerim ikinci soruya. Yukarıdaki üçgene benzer bir üçgen çizilmek isteniyor. İki köşesi M ve N ise üçüncü köşe aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Hemen kenarların uzunluklarına bakalım. Bakın burası 6 birim. Burası 8 birim. Burası da 10. Yani 6, 8, 10 üçgenimiz var. Şimdi bizim öyle bir üçgen çizmemiz lazım ki bunun, bu çizeceğimiz üçgenin bu üçgenin kenarlarıyla doğru orantılı olması lazım. Mesela şimdi A'yı deneyelim hemen. Bizim üçgenimiz M, N, A üçgeni olsa idi. Şurası 4 birim. Şurası 3 birim. Bakın 3, 4, 5 çıktı dik üçgenimiz. Ve gördüğünüz üzere bu dik üçgenin kenarları 6, 8, 10. Bu 3, 4, 5. Yani bütün kenarları 2 katı oldu dostlarım. Dolayısıyla benzer üçgen oldular. Kenar, kenar, kenar oranına göre. O halde A noktası doğru cevaptır. Şanslıyız. İlk şıkkımızda denedik, tuttu. Geldik 3. soruya. DE paraleldir diyor. 4, 6 diyor. X çarpı Y çarpımı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi paralel doğru. Thales amca ne diyordu? Buradaki oranın aynısı x bölü 4 ya. Buradaki orana eşit. 6 bölü y'ye eşit arkadaşlar. İşte buradan x çarpı y eşittir. 24 geliyor. Sorunun cevabı Denizli'den patladı gitti. Geldik buna. Burada da bir oran vermiş. Demiş ki AF'ye 2K derseniz FG 3K olacak. Ve biz ne öğrenmiştik Thales amcamda? Bu taraftaki oranın aynısı bu tarafa da yansıyacak. Yani şurası da 2M'ye 3M olacak. Yine 2'ye 3 oranı sağlandı. Aynı şekilde 6'ya X oranı da yine Thales amcadan 2'ye 3 şeklindeki yazılmak zorunda. 2'ye 3 oranına eşit olacak. Ve biz bunu kısaca ne yapıyorduk? Burası kaç katına çıktı? 3 katına. Bu da 3 katına çıkacak. X 9 olacak demiştik. Evet, yeni nesil bir soru. Şekildeki ahşap dekorun 5 rafı birbirine paralel ve raflar arası mesafeler eşit. Yani şuralar hep birbirine eşitmiş dostlar. Şimdi raflar arası mesafe dediği şuralar aslında. Orijinalde bunlar eşit. Ama biz ne dedik? Paralel doğru burayı ikiye böldüyse burayı da ikiye böler. Hepsi için geçerlidir. O yüzden bu taraflara da şöyle eşit olduklarını gösterelim. En üst raf ile tepe noktası arasındaki mesafe, en üst raf ile tepe noktası arasındaki mesafe, raflar arasındaki mesafe kadardır. Tamam, zaten böyle. En üstteki rafa AB uzunluğu 100 santim olan olduğuna göre, en alttaki KL uzunluğu kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Dostum, pratik yolu şu: bu 100 mü? Bir sonraki 200, 300, 400. 500 diye gider mi? Ve sen 500'ü bulursun, 5 metre dersin, işaretlersin Denizli'yi. Ya da benzerlik yapacaksın. Şimdi şunun şuna paralel olmasını konuşacaksın. Bakın burada 1'e şu oran var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 oranı var. 1'e 5. Eşittir AB'nin KL'ye oranı. Yani 100'ün KL'ye oranı. Buradan KL eşittir 500 çıkar. O da 5 metre gelir. Evet. 5. soru tamamdır. Geldik 6. soruya. Her soru bankasında karşılaşacağımız klasik bir soru. Ağaçların boyları soldan sırasıyla 10 metre ve 6 metredir. Yani şunun yüksekliği 10,
şunun yüksekliği 6. B ağacının gölgesinin boyu, yani şurayı da bizden istiyor. Klasik benzerlik yapıyorum dostlarım. X bölü X artı 8 diyorum. Eşittir 6 bölü 10. Hatta 3 bölü 5 diye yazayım onu. Sadeleştirip de yazdım. Buradan 3x artı 24 eşittir 5x, 24 eşittir 2x, 12 eşittir x gelir. Sorunun cevabı Ceyhan'dan çıkar. Şimdi köşe taşını izleyen arkadaşlarımız hemen hatırlayacaklar bu soruyu. Biz ne demiştik buna? Köprü sorusu. Arada bir köprü kuracaktık şöyle iki paralelin arasına. Diyor ki AF 7, FC 5K'dır. Hemen benzerlik yapalım. 1 5 bölü 12, 5 bölü 12 diyelim buraya. Şimdi bu tarafta da bakın x 12'nin orta tabanı çıktı. Yanları 2'ye bölüyorsa buna biz orta taban diyoruz ve paralel olduğu tabanın yarısıdır. 1 bölü 2 oranından da bulabiliriz demiştik. İç açılarının ölçüleri aynı olan iki gönye şekildeki gibi birer kenarları boyunca çakıştırılıyor demiş. Gönyelerin birer kenar uzunlukları 6 ve 8 santim olduğuna göre AB kaç santimdir diye bir soru sormuş bize amcamız. Bakalım neler yapacağız. Şimdi bunlar iki tane gönye. Gönyelerin birer kenar uzunlukları verilmiş. AB nedir diye bir soru sormuş bize. Hadi buraya X diyelim AB'ye. Şimdi dostum bunların açıları eşitmiş. Buna A, buna B, buna da C diyelim. Sonra gelelim buna. Şimdi birer kenarları boyunca çakıştırılıyorsa, şimdi B'yi gören burada X, burada da aynı kenar olmaması lazım. O yüzden buraya ben B diyeyim, buraya C diyeyim, buraya da A diyeyim dostlarım ve benzerleyelim bunları. Şimdi hemen B'nin karşısı burada X'tir, burada B'nin karşısı 8'dir. Burada A'nın karşısı 6, burada A'nın karşısı X'tir. Yani X kare eşittir 48. X eşittir 4 kök 3'tür. Yapıştır gelsin. Evet, birer açımız eşit. Hemen A diyelim. A diyelim. Bakın şu açılar da eşittir değil mi? Şunlar bizim ikiz kenarımızın eşit açıları. Eşit iki açının dış açıları da birbirine eşittir. O zaman buna B diyelim. Buna da B. Şu üçgenin üçüncü açısına C dedim. ABC. O zaman bu da AB. Mecburi C oldu bu açı. Hadi benzerleyelim. Bize AE'yi soruyor. X diyelim. O zaman bu da X. Şimdi burada A'nın karşısında X var. Burada A'nın karşısında 8 var. Burada C'nin karşısında 4 var. Burada C'nin karşısında da X var. X kare eşittir 4 kere 8 32. X eşittir 4 kök 2. Yani Adana'dan geldi cevap. 10. sorumuz. Ah, hapşıracak. Elhamdülillah sizler de görün arkadaşlar. Hadi bir de. Oh. Yoksa bir daha mı geliyor? Yok, tamam. Durduk herhalde. Evet, 10. soru. Eş küplerden oluşan iki kule ve aralarında biri karınca vardır diyor. Karıncanın soldaki kuleye, kulenin 3. katına olan uzaklığı, sağdaki küpün ikinci katına olan uzaklıkları birbirine diktir. Şurası dik diyor. Karıncanın kulelere uzaklıkları 4 ve 6'na göre kulelerden birinin yüksekliği kaç metredir? Şimdi şunlara x, x, x diyelim. Şuna da x, x diyelim. Şimdi şu açıya A, şurası 90, şuraya da B yazalım. Yani A ile B'nin toplamı 90. Buraya geldiğimde B var, 90 var. O halde şuraya A, burası 90 olduğu için buraya da B dedim. Ve başladım benzerliğe. Buradaki B'nin karşısında 3X var. Buradaki B'nin karşısında 6 var. Buradaki A'nın karşısında 4 var. Burada A'nın karşısında 2X var. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6X kare eşittir 24. X kare eşittir 4. X eşittir 2 gelir. Ve bir kulemizin uzunluğu 4x'miş dostlarım. Değil mi? Yüksekliği 4x, x, x diye yazarsak. 4 tane 2'yi soruyor bize. Cevabımız Ceyhan geldi. Evet. Çevirdik arka tarafı. 11 numaradayız. Şöyle düzenleyelim. Bakalım ne diyor 11 numaralı sorumuz. Bir duvardan 3 metre uzaklıkta bulunan ve aralarında 40 santim
olan iki eş ışık kaynağını duvarda aydınlattığı alanlar gösteriliyor. Peki duvardan 3 metre uzaklıktaymış bunlar. Yani buradan indirdiğim diklik duvara olan uzaklığı 3 metreymiş. İki ışık kaynağının duvarda ortak aydınlıkları bölgenin genişliği 60 santim olduğuna göre K noktasının duvara olan uzaklığı nedir diye bir soru soruyor. Bize de şuradan indirilen dikliği soruyor. Bakın burada bir kelebek üçgen çıktı. Görün arkadaşlarım bunu şurada. Bu kelebek üçgenin oranı 60 bölü 40. Yani 6 bölü 4, hatta 2'ye bölersem 3 bölü 2. Yani şunun yüksekliği 3H ise bunun yüksekliği 2H. Ve toplam bize 5H'ı ne vermiş bu adam? 3 metre. H eşittir 3 bölü 5 çıkar ki bize neyi soruyor? K noktasının duvara olan uzaklığı 3H'ı soruyor yani. Çarpalım 3 ile 9 bölü 5 olur dostlarım. Kaç santimdir diye soruyor bu arada. Biz 3 metre diyebiliyoruz değil mi bunun? Metre ise biz burayı metre bulduk. 100 ile çarparsak santime çevirmiş oluruz. Çarpı 100 diyelim. 5'e bölelim 5'e bölelim 20. 9 kere 20 180 çıkar. Sorumuzun cevabı Denizli'den gelir. 12. soru. Bir kelebek üçgen, bir de klasik benzerlik yapacağız. Önce şu klasik benzerliği görelim. 4 ile 5'i bakın şurada. Şu bizim birinci Tales amcamızdan öğrendiğimiz benzerlik. Şimdi paralellerin oranı 4'e 5. O zaman şu üstteki küçük üçgenin bu kenarı 4K ise büyüğünün bu kenarı 5K, yani buraya K kaldı. Şimdi şu kelebeği kullanacağım. Şunu. Ve burası 1'e 4 olduğu için şurası da 1'e 4 oranıdır. M'ye 4M diyelim. Ve başlayalım oran yazmaya. 1 bölü 4, 4 katıymış yani bu. 5 bölü 20 o halde. X 20 çıkacak. Evet. 13. soru. Şimdi şu açıya A diyelim. Şu açıya B, şu açıya da C diyelim. Bakın bu küçük üçgenin kenarlarını küçükten büyüğe yazıyorum. 3, 5 ve 6. Şimdi büyük üçgenin kenarlarını yazacağım. 6 var, 12 var. Bir de şu x'i arıyoruz değil mi arkadaşlarım? X'i bulacağız. Şimdi 6 dediğimiz bunun 2 katı. 12 dediğimiz bunun 2 katı. O zaman 3. kenarda 5'in 2 katı olacak, yani 10. Yani x eşittir 10 gelecek. Hemen pratik bulduk arkadaşlar. 14 numaradayız. 9, 12, 15 üçgenimiz var. Bu bizim özel dik üçgenimizdi. 3, 4, 5'in 3 katıydı. Şimdi diyor ki cep telefonunun ekranında üstteki üçgenden bir kopya daha oluşturup her kenarı aynı oranda büyüterek ilk üçgene yapıştırıldığında alttaki şekil oluşturulmuştur diyor. Tamam, bu da 15, 20, 25 üçgenidir. Bu da dik üçgen. Buraya 90 çakalım. Buraya 90 çakalım. Buna göre BAD, şu açıya A diyelim. BDC, şu açıya B diyelim. Toplamı kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Ya 90 çıkacak da bir bakalım. Şimdi bu üçgenlerin oranları 9, 12, 15'i şöyle küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 9, 12, 15. Altına da diğerinin küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 15, 20, 25. Şimdi bunlar benzer üçgenler. Ve 9'un karşısındaki açıyla 15'in karşısındaki açının aynı olması lazım. Bakın bu üçgende 15'in karşısında A var. Burada da 9'un karşısında A olması lazım. Ve zaten soru direkt bitti. A, B, 90. Demek ki A ile B'nin toplamı 90 dereceymiş. Yapıştırdık geldi. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Evet, bu da tamamdır. Bir sonraki videoda konu testine geçeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlarım.